Sevgili seyirciler, biliyorsunuz her hafta otomobilli sohbet köşemizde Türkiye Spor Toto Basketbol Ligi oyuncu ve koçlarıyla söyleşiler yapıyoruz. İşte bu haftaki değerli konuğumuz Karşıyaka basketbol takımının kaptanı ve oyuncusu Kerem Gönlüm. İzmir Karşıyaka'da yapımcımız Metin Kalkavan'la buluşan Kerem Gönlüm, test aracımız Volkswagen Touareg'in direksiyonuna geçti. Koltuk ve direksiyon ayarları yapıldıktan sonra emniyet kemerleri de bağlanarak güvenli bir şekilde test sürüşü için yola çıkıldı. İşte Volkswagen Touareg ve milli basketbolcumuz Kerem Gönlüm sizlerle. Sevgili izleyiciler, Otofan'dan bu hafta da herkese merhaba diyorum. Bildiğiniz gibi her hafta bir basketbolcu konuğumuz var Lig TV 3 ekranlarında Otofan programında. Ama bu sefer bir efsaneyi bence yaşayan ve şu anda da hala aktif basketbol yaşantısını sürdüren bir efsane oyuncumuzu, milli oyuncumuzu İzmir'de kendi yerinde ziyaret etmek istedik. Sağ olsun Kerem Gönlüm de bizi kırmadı ve konuk oldu. Teşekkür ederiz. Rica ederim abi, teşekkür ederim. Hoş geldiniz İzmir'e. Yoğun tempoda böyle fırsat bulduk. Sağ olasın. Evet, ben biraz seyircilerimize efsane dedim ama bunun ne olduğunu aslında bilen biliyor da bilmeyenler için bir daha hatırlatmak istiyorum. Kerem Gönlüm. Doğum tarihi 22 Kasım 1977. Doğduğu yer Eskişehir. Oynadığı kulüp Karşıyaka Spor. Boyu 2.08. Pozisyonu 5. Uzun forvet, pivot. Kariyer Maydanoz Kolejciler, Ülker Spor, Anadolu Efes, Galatasaray ve Karşıyaka Spor. Euroleague yani Avrupa liglerindeki kariyerinden de bahsetmek istiyorum. Orada da çok ciddi istatistiklerim var. Kurulduğu günden bu yana tüm zamanlarda ilk 50 içindesin, 21. sıradasın. Evet, evet. 1000 üzerinde ve 1000 üzerinde hem rebound hem sayın var. Evet. Sayı 3. periyotta geriden gelip 5 sayı farkla, yani Fenerbahçe'yi 15 sayı gibi bir son periyotta farkla yendiniz ve 86-81 yendiniz. O maçta ben açıkçası izlerken bir 20 yaşında Kerem Gönlüm gördüm. Teşekkür ederim. Yani neredeyse iki katı oluyor. Evet, bir dahaki yıl 40 olacaksın. Ama bu yani şey değil, kompliman değil. Öyle savaşıyordum ve tahmin ediyorum takımdaki diğer arkadaşlarım da sana ayak uydurdular. Ya tam bir abilik yaptın orada. Bunun sırrı ne? Yani nereden buluyorsun bu enerjiyi? Hayatın her alanında insan çalışmadan bir şeylere varamıyorsun. Tabii ki de çok büyük zorluklar oluyor. Biz de 19-20 senelik bir kariyerde birçok şey yaşadık. Birçok zorluk yaşadık ama sonuçta çalışmak bu işin en önemli şeyi. Gençlere de onu söylemek istiyorum. Çalışmak tabii önemli ama işini sevmek de önemli. Benim hep şeyim şuydu. İyi yaptığım şeyin üzerine çalışmam gerekiyordu. Çünkü bir şeyi iyi yaparsan zaten bir yerde mutlaka sivriliyorsun. Ama onu çok iyi yapman gerekiyor. Haddimi her zaman bildim. Kariyerim boyunca da, hayatım boyunca da. Bir kanaat liderisin. Yani gençlere örnek bir kişisin. Teşekkür ederim. Şimdi biraz da Türkiye Basketbol Ligi'nde de aslında rekorlarım var. 500'ün üzerinde maç 1998'den bu yana. Evet. Ve 4000 üzerinde sayı. Evet. Yani düşündüğümüz zaman çok ciddi rakamlar. Yani bunlar. Evet, kariyerde uzun olunca geç başladım ama dediğim gibi yani çok güzel şeyler bunlar. Tabii ki de ben de sonuna geliyorum. Tabiat benim de yerimi dolduracak. Tıpkı şu anda benim antrenörlerim, Federasyon Başkanı Sayın Harun Erdener, Hidayet, Ufuk Sarıca benim antrenörüm, o da arkadaşımdı. Onu da söyleyecektim. Evet. Yani antrenörünle sen aslında oynadın. Evet, yani o da arkadaşımızdı. Yani tabiat yerini dolduruyor herkesin. Ben de şimdi yavaş yavaş gençlere, tabii ki de onlar gelecek alttan. Çünkü onlarla oynarken Ufuk abilerle, Harun abilerle, Haluk abilerle ben de gençtim. Aynı şimdi gençlere onları söylüyorum. Hiç anlayamayacaksınız nasıl geçtiğini. O yüzden değerini bilin, milli takım özellikle, milli takım formasının değerini bilin ve işinize sahip çıkıp severek kariyerinize devam edin diye şeylerde bulunuyorum. Şimdi milli takım kariyeri deyince hemen ondan da söz etmek istiyorum. 128 kez doğru mu yoksa evet. Daha mı fazlaydı? Evet, milli takım galiba o civarda çünkü hiç ben altyapıda bir milli takım şeyim olmadı. Anladım, direkt 128 kez. Evet.
Fakat tabii ki İngilizlerin bir tabiri vardır. Jewel on the crown. Yani taçtaki mücevher. Evet, Rin evet, var senin aslında. Evet. Dünya ikinciliği. Doğru. Biraz onun hikayesi tabii hepimizin gururlandığı. Çok, çok. Amerika Birleşik Devletleri ile final maçıydı. Ki onlar da çok iyi bir takımla gelmişti. Çok, çok. Yani ama başa baş bir mücadele oldu. Sonuna doğru bir çözüm oldu ama sonuçta onu bile yaşatmak şeydi. Ama dünya ikinciliği muhteşem bir şeydi. Güzel. Oradaki anıların böyle unutamadığın o turnuvada. Vallahi şimdi çok güzel bir turnuvadan bahsediyor çünkü 20 yıllık kariyerimde evet gerçekten birçok turnuva güzel geçti kariyerimde ama ülkemizde olması, başarı, arkadaşlık, takımdaşlık evet. Yani benim hiç unutamadığım bir şey maçlara giderken hiçbir zaman o stresi şey yapmadım. Hiç unutamadığım ana odur. Final maçına giderken dahi şarkılarla böyle tabii ki de motivasyon vardı ama o rahatlık, o arkadaşlık çünkü bir şeyi paylaşınca güzel oluyor her şey ve başarı da öyle geliyor. Zaten takım oyunu evet, herkes çünkü bireysel spor yapmıyoruz biz. Evet. Takım sporu yapıyoruz. Enerjinin, birlikteliğin, arkadaşlığın güzel olduğu her yerde başarı geliyor. Yani Dünya Şampiyonası, 2010 Dünya Şampiyonası benim diğer takım arkadaşlarım gibi ülkemiz için belki de unutulmayacak bir turnuvaydı yani. Maybe not who you want to have on the fast break. Arsenal for three. Go! Turkey's coming back! Sıralamalarda karşıyaka hedefi 3 müydü yoksa 2 miydi? Yani ilk 3 içinde evet evet ilk 3 içinde bitirmeyi istiyorduk ama gerçekten bu sene sakatlıklar olsun, giden oyuncular olsun, takım dünyasıyla evet. Alakalı biraz sorun yaşadık ama her zaman üst sıralarda hedefliyoruz ama lig çok sert geçtiği için kimin yeneceği evet. O da ligin kalitesini gösteriyor. Çok doğru. Kerem, basketboldan çok konuştuk. Evet. Otomobil sürüyorsun. Bizim konuk ettin otomobile. Bizim programımızda bir otomobil programı aynı biliyorum, zamanda. Biliyorum, tabii ki. Peki biz aslında tabii 2.08 boyun var. Düşündük, taşındık. Sana bir 4x4 evet. Volkswagen Touareg getirdik. Evet. Daha önce kullanmış mıydın? Kullanmadım. Peki nasıl buldun o zaman? Ya çok rahat. Zaten 4x4 olması özellikle benim açımdan sürüş şey aslında zaten program başlamadan önce koltuk ayarlarını, direksiyon ayarlarını yaptık. Güvenli bir kere. Evet. Yani açıkçası daha önce bekarken çok farklı düşünüyordum. Ama aile, çoluğun çocuğum olduktan olunca sonra daha güvenli, özellikle İstanbul'da, Türkiye'de biraz daha güvenli hissetmek için her zaman 4x4'ü dediğim gibi güvenlik açısından tercih etmişim. Çocuklarla falan demek evet. Ki belki psikolojik bir şey ama tabii ki de güvenli küçük arabalara göre ama olacağı zaman her şey oluyor. Allah korusun, Allah hiçbirimize böyle şeyler yaşatmasın, kimseye yaşatmasın ama biraz daha hani önlemimi alıp o anlamda biraz daha güven konusunda tedbirli davranıyorum. Metin Kalkavan ve Kerem Gönlüm hazır Touareg'den bahsederken biz de araya girip yeni Touareg'in özelliklerini inceleyelim. Model Touareg, motor 3.0 V6 TDI dizel, maksimum güç 262 beygir, maksimum tork 580 Nm, şanzıman 8 ileri Tiptronic. Sürekli devrede olan 4 tekerlekten çekiş ve arazi modu sunan 4Motion sistemi sayesinde motor gücü tüm tekerleklere dağıtılıyor. Sonuç? Neredeyse tüm arazi koşullarında kusursuz bir yol tutuşu ve çekiş gücü. Ön tasarıma dahil edilen karakteristik radyatör ızgarası şık durmuş. Çarpıcı hatlarını vurgulayan entegre bir xenon farlar, yeniden tasarlanan LED stop lambaları ve hatları belirginleştirilmiş bagaj kapağıyla Touareg bir önceki modelden çok daha sportif duruyor. Touareg'in konforlu iç mekanında her şey elinizin altında. Ergonomik olarak tasarlanmış tüm gösterge ve kumandalar tam da bulacağınızı düşündüğünüz yerde. Yeniden yorumlanmış krom detaylarsa Touareg'i çok daha şık hale getiriyor. Kısaca Volkswagen Touareg, güçlü motoru ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şimdi tekrar aracımızın içine dönelim ve konuğumuzla sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Otomobille ilgili neler söylersin? Bir kere sürücünün her şey elinin altında. Bir tuşla her şeyi yapabiliyoruz. Zaten sürüş, konfor
direksiyon olsun, hani ortam çok rahat. Ki ben şeye bakıyorum, koltuğun tam arkaya dayalı ama benim gibi yani 1.73-1.75'lik evet. insan rahat oturabilir evet, arkada. Evet evet, şu anda evet, yani işte konfor çok önemli. Soyadıyla ilgili ufak bir dipnot vererek bu söyleşiyi maalesef bitirmek zorunda kalacağım vaktimizden dolayı. Bir sanatçımızın da yeğeni. Evet, rahmetli Özay amcam, Özay Gönlüm. Yareniyle bilenler bilir. Belki genç jenerasyon bu kadar bilmeyebilir ama bilenler mutlaka... Ama biz hatırlatacağız evet, programda o bölümü de. Çok çok sevinirim. Amcam da çünkü amcam keşke onu her zaman düşünüyorum. Böyle kariyerimin bu günlerini görmesini çok isterdim. Çünkü çok hoşuna giderdi basketbol. Bana şampiyon derdi. Ve en çok hoşuna gittiği şey de amcamın. Amcam kılık kıyafetine çok özen gösterirdi. Çok klas giyinirdi. Ve bizim o antrenörlerin, yardımcı antrenörlerin grand tuvalet 4 kişinin 5 kişinin yanında bizim bench'te oturması, onları o şekilde görmesi çok hoşuna gidiyordu. Onu da buradan rahmetle anıyorum. Amcam hakikaten benim için çok değerliydi. Basketbola İskenderun'dan geldiğim zaman Ankara'ya, Şekerspor maceramda da ilk onunla beraber başlamıştım. Onun evindeydim, kalıyordum o dönemleri, orada atlattım. Onu da buradan rahmetle anıyorum. Biz de Özay Gönlüm'e buradan gani gani rahmet diliyoruz. Yukarıdan eminim ki Kerem'i izliyor ve başarılarını görüyor diye düşünüyorum. Evet sevgili izleyiciler, Otofan'da bu hafta yaşayan ve aynı zamanda basketbol oynayan bir basketbol efsanesiyle birlikteydik. Evet, dünya ikinciliği olan, aynı zamanda Euroleague'de 50'ler kulübüne girmiş, 1000'in üzerinde rebound, 1000'in üzerinde sayı atmış bir oyuncu Kerem Gönlüm'le beraberdik. Kerem Gönlüm'e teşekkür ettikten sonra haftaya da yeni bir oyuncuyla Otofan'da yine beraber olacağız. This is a song about me and a song about to becoming free. This is a song.